Evet, herkese merhaba. Bugün etmen tabanlı modellemenin ilk videosunu çekiyoruz. E, Ocak ayında bunu yapmayı planlıyordum. Ocak geçmeden e, bunu böylelikle kendimi bugün zorladım ve birinci bölümü çekmek için e, masaya nihayetinde oturdum. Bu sebeple şimdi OBS kullanıyorum. İlk kullanıma dayalı bazı acemiliklerim olabilir. Burada sohbet ekranı var. Buraya döndüğüm zaman sizin yazdıklarınızı görüyor olacağım. Ama yayının e, kodlama yapacağımız için bölünmemesi için sorulara belli aralıklarla bakmayı planlıyorum. Şimdi öncelikle etmen tabanlı modelleme ya da ajan tabanlı modelleme nedir? E, şurada görmüş olduğunuz kuşlar harikulade şekiller yapıyorlar, değil mi? Bunları bazı akşamlarda, özellikle sonbaharda çok sık görüyoruz. Peki buradaki her bir kuşa ajan diyelim veya etmen diyelim. Ben ajan demeyi tercih edeceğim. Az önce Pınar Hoca beni düzeltmişti. Bu ajanlar e, karmaşık, kompleks bir kurala göre mi hareket ediyorlar? Yoksa basit kurallar ama son derece basit kurallar e, izleyerek bize bu karmaşık gibi görünen görüntüyü mü oluşturuyorlar? Şimdi işte aslına bakarsanız bu konuda yapılan araştırmalar, mesela bu kuşların çok çok basit kuralları izlediği örnek veriyorum. Önünde biri varsa onu takip et, yanında biri varsa biraz sola kay. Sonunda biri varsa biraz sağa kay ve benzeri ve bu küçük e, kurallardan oluşan e, eylemler bize karmaşık hareketlermiş gibi görünüyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Conway'in hayat oyunu. Conway'in hayat oyununda bütün nörtler hayatının bir döneminde Conway'in hayat oyunundan e, etkilenmiştir ve bundan e, burada bir hayranlık duymuşlardır. Mesela burada sadece dört tane kural var. Bu dört tane kural diyor ki her bir hücre eğer yalnızsa veya bir komşusu varsa yalnızlıktan ölür. Eğer ki her bir hücrenin dört veya daha fazla komşusu varsa bu kez kalabalıktan ölür. Eğer ki her bir hücrenin iki veya üç komşusu varsa hayatta kalır. Ve üç komşusu dolu olan bir hücrede yeni bir hücre meydana gelir. Yani bir boşlukta. Bu dört tane kuralı çalıştırdığınız zaman Mesela buraya biraz rastgele işaretler yapalım. Start dediğimiz zaman böyle statik bir şekil oluştu. İşte bu statik şekil şu dört kurala uygun olduğu için sonsuza kadar kalacak. Aslında şu an zaman geçiyor ve bu sonsuza kadar kalıyor. Fakat Conway'in hayat oyunu ilk ortaya çıktığından bu yana o kadar meşhur ki böyle her sene bunun yarışmaları yapılıyor. İnsanlar daha kompleks patenler bulmaya çalışıyorlar. Mesela Glider planör denilen bir yapı var. Bu yapı başlattığınız zaman biraz buradan hızını yavaşlatayım. Göreceksiniz ki şu dört kurala göre sürekli tek bir doğrultuda hareket edebiliyor. Biraz daha hızlandırırsak ekrandan çıkıp gidecek. Şimdi işte sadece bu dört kuralla mesela bir planör silahı yapmak da mümkün. Burada hazır bazı template'ler var. Onları yükleyerek gösteriyorum. Ee, bu bir planör silahı. Artık bu sonsuza kadar bu doğrultuda gidecek bir planör üretiyor. Bakın sadece bu dört kuralla... Burada görmüş olduğunuz karmaşık işlem ortaya çıkıyor. İşte ajan tabanlı modellemenin mantığı bu. Yani çok kompleks matematiksel işlemler, hesaplamalar yerine acaba biz bir sistemin kurallarını belirlersek ve ajan, ajan tanımını da yapalım bu arada. Ajan çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen, belirli kurallar içerisinde belirli davranışlar gösteren her bir birey. Ve işte biz böyle bir ortam yaratıp kuralları belirlersek ve daha sonra ajanların bu çevrede bu ortamda neler yapacağını görmek istersek e, ortaya ne sonuç çıkar yani bu kurallara göre davrandıkları zaman acaba bazı işte stokastik ya da istatistik veyahut işte matematiksel modellemeler yerine Tıpkı büyük sayılar yasası gibi çoğu istatistik probleminde yaptığımız gibi e, Eğer ki biz ortam koşullarını oluşturursak ve ajanların ortamla olan etkileşim kurallarını belirlersek e, gerçek hayattaki bazı Gerçek hayattaki bazı kuralları, dünyaları, ortamları e, bilgisayarda simüle edebilir miyiz mantığıyla yapılıyor. Ajan tabanlama, ajan model tabanlamanın, e, tabanlama dedim ya, ajan tabanlı modellemenin temel mantığı bu. Şimdi, e, acaba ilk uygulama olarak ne yapsam diye düşünüyordum. 2014 yılında e, Açık Bilim dergisinde Schelling ayrışma modeli, Schelling segregation model diye bir şey vardı. Bu Çin mahalleleri niye oluşuyor, İtalyan mahalleleri nasıl oluşuyor? bunu bunu hipoteze eden bir kişi Schelling ve bu bir aslında Markov proses dediğimiz bir proses. Yani belli bir kural içerisinde iki küme arasında sürekli bir alışveriş oluyor ve bir süre sonra statik bir dengeye ulaştığı varsayılıyor diyebiliriz kabaca. Şimdi eee Schelling ayrışma modelini biz NetLogo'da bugün modelleyeceğiz ve e, nihayetinde biz de rastgele ajanlar oluşturacağız. Bu ajanlar evlere yerleşecekler. Eğer komşuları, diyelim ki bunlar Çinliler ve İtalyanlar olsun. Eğer komşularının belli bir yüzdesi, istendik bir yüzdesi sağlanmışsa artık taşınmaktan vazgeçecek. Eğer sağlanmamışsa ev değiştirmeye devam edecek. Acaba sonunda gerçekten de burası Çin mahallesi, burası İtalyan mahallesi dediğimiz bölgeler oluşacak mı? Ona bakacağız. Ama bunu yapabilmek için öncelikle ben sizlere biraz NetLogo'yu tanıtmak istiyorum. Şimdi kontrol edeyim siz ekranda rahat görüyor musunuz? Evet. Şimdi net logoyu nasıl indirebilir ya da kullanabilirsiniz? Tekrar şeye dönelim. Chrome'a dönelim. Google'a net logo yazdığınız zaman net logonun sayfası açılacak. Northwestern Üniversitesi'nde Uri Wilensky geliştiren adı da bu şekilde yazıyor. Uri Wilensky'nin yazdığı bir kitap da var. Ben o kitaptan çalışmıştım. İsterseniz buradan net logoyu indirebilirsiniz. Çok büyük bir program değil. İsterseniz webten kullanabilirsiniz. Yani net logonun öyle bir avantajı da var. Bilgisayarınızı hiç kurmadan netten de programlayabiliyorsunuz. Ben indirdim bilgisayarın daha bilgisayarım daha hızlı olduğu varsayımıyla ve daha karmaşık hesapları daha hızlı yapabileceğim düşüncesiyle. Ama gayet web'ten de kullanmak mümkün. Daha sonra fark ettim ki ikisi arasında çok da büyük bir fark yok. Şimdi <laughs> Bu arada siz beni rahat duyuyor musunuz? Hiç yorum yok, herhangi bir geri bildirim yok. Belki de ben şu ana kadar sadece kendim konuştum. Böyle bir risk de var yani. Mikrofon çalışmıyorsa falan. ...bir geri bildirim verirseniz memnun olurum. Şimdi... NetLogo'nun... ...bir aynı adreste... ...sözlüğü var. Burada NetLogo'daki bütün komutlar... ...ve bütün metotlarla ilgili bilgiler var. Herhangi bir konuda kafanız karıştığı zaman buradan... ...ctrl-f yaparak önce o komutu bulup... ...sonra o komutla ilgili içeriği okuyabilirsiniz. Evet, gelelim yavaş yavaş NetLogo'ya. Şimdi NetLogo böyle bir ortam, burada ara birimimiz var. Bu ara birim bizim butonlarımızı, dünyamızı yerleştirdiğimiz simülasyonu kontrol ettiğimiz kısım. Burada da kodlayacağımız yer var. Burası da kod penceresi, arada bir de info denen yer var. Burada da bir standart oluşturulmuş. Böylece modelinizi oluşturduğunuz zaman ve bunu bir NetLogo paketi haline getirdiğiniz zaman diğer NetLogo kullanıcıları da buradaki bilgiler aracılığıyla modelinizi anlamaya çalışıyor. Evet ses duyuluyormuş gayet güzel. <laughs> evet şimdi bu bizim dünyamız. Bu dünyamıza editlediğimiz zaman dünyamızla ilgili şey açılacak. Ben bunu size biraz daha yakınlaştırabildiğim moda geçiriyorum. Evet gördüğünüz gibi dünyamızın bazı ölçüleri var, koordinatları var. Burada bu koordinatlar bizim için önemli çünkü bunun üzerinde hesap yapacağız. Bazen bu koordinat yani şey sıfıra sıfırın orijinin merkezde olması işimize yarayabiliyor. Bazen köşede olması işe yarayabiliyor. Bizim için şu an bir önemi yok ama biz merkezde kullanmaya bunu devam edelim. Şimdi biz burada bir dünya yaratacağız demiştim ya. Şimdi o dünyamızı yaratmaya başlayalım. Daha kolay sayılarla uğraşmak için 25 ve 25 diyorum. Maksimum x koordinatıyla maksimum y koordinatı. Gördüğünüz gibi bunlar x, y çiftleri ise eğer Eksi 25'e 25. Bu nokta 25'e 25. Bu nokta. Dolayısıyla bizim e, kutu ölçütümüz 51'e 51. Çünkü 0 da var. Aldanmayın. 25, 0. Bir 25 de burada 51'e 51. Dolayısıyla bizim burada tam biz bunu dünya yapacaktık ya. Farz edin bu bir İstanbul haritası ama kare. Kare İstanbul. Şuradan kanal geçirelim istiyorsanız ama bence gereksiz olur. Burada 51 çarpı 51 tane evimiz var bizim şu an. Ve biraz daha düzgün gözüksün diye bunun ölçüsünü 7 diyorum. az sonra bu ölçünün anlamını anlayacağız biraz kodlamaya başladığımız zaman. Ee, burada herhangi bir sıkıntı yok. Şu an bütün ayarlarımızı yaptık. Şimdi şu word wraps horizontally, word wraps vertically. Şimdi bunu küresel bir dünya olarak düşünebilirsiniz. Tıpkı yani Magellan buradan yola çıktığında tam şu sınırı geçtiği zaman buradan gelip aynı noktaya gelecek mi? Veyahut bunu dikeyde yapacak mı? Bu ikisini kaldırırsam yapamaz. Ve buralarda kırmızı oldu gördüğünüz gibi. Eğer açarsam bunu bu aslında bir küre gibidir. Torustur. Ben bunları kaldırıyorum ve bu bildiğimiz bir kutu haline geliyor. Yani soldan sağa geçiş yok. Şimdi gerçek bir harita gibi oldu. Yani 500T tuzladan çıktığı zaman Beylik düzünde belirmiyor. Eğer burayı İstanbul varsayarsak. Artık dünyamız hazır. Bunu bir kenara alalım. Buradaki her şey yerinden rahatlıkla oynatılabilir. Bu ara birimin kullanmak oldukça kolay. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle şu butonlardan, sliderlardan kullanalım. Bir adet olarak bir setup butonu koyuyoruz. Ve bu setup butonunun komutu da setup oluyor. Yani az sonra kodlayacağımız fonksiyondan setup'ı çağıracak. Bu e, düğme. Ve adı da Setup. Yani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. E, bu bir adet. Bunun adını Setup koymak lazım ki diğer netlogo kullanıcıları da anlasın. Kırmızı oldu. Niye kırmızı oldu? Çünkü bizim Setup diye bir fonksiyonumuz henüz yok. Olacak. Bir buton daha koyuyorum buraya. Bu da Go. Yani Go henüz yok ama normalde olsaydı Go'ya bastığım zaman şuradaki tikler birer ilerleyecekti. Yani zamanı ilerletmenin yolu. Buna genelde forever verilerek yani her seferinde zamanı ilerletmek için tık 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 tek tek, tek, tek basmayalım. Kendiliğinden ilerlesin diye forever'ı tıklarız. Ee, buna bunu da yine gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Çünkü go diye bir fonksiyonumuz yok. Şimdi biz bu fonksiyonları yazmaya başlayalım. Öncelikle setup. Yani burada artık işin e, derinine girmeye başladık diyebiliriz. Öncelikle şu dünyaya geri dönelim. Buradaki her bir noktaya biz patch diyoruz. Patch yama, arma yani patch burada e, Türkçeye çevirmeyeceğim bunu. Yama, yal, arma gibi veyahut ya, bunu lokasyon gibi düşünün. Buradaki her bir burası bir gridse, kafesse yani her bir dama karesi ya da her bir noktaya patch diyoruz. Şimdi bizim patch'lerimizin bazı özellikleri olacak. Patch'lere özellik atamak için Pets own yazıyoruz. Yani patch'lerin sahip olduğu şeyler. Netlogo dili İngilizceye çok yakın. Bu yüzden neredeyse konuşur gibi yazıyorsunuz. Bizim patch'imizin doluluk gibi bir değeri olsun. Dolu diye bir değişken atadım. Yanına soru işareti koydum. Bu bunu boolean yaptı. Boolean. Boolean ne demek? True, false alacak. True ya da false alacak bu yani. Ya true olacak ya da false olacak. Dolayısıyla yani bizim bir patch'imiz ya doludur, true'dur yani doluluk ya da boştur. Artık patchlerimizin böyle bir özelliği olduğunu söyledik biz netlogomuza. Şimdi to setup diyerek fonksiyonlarımızı to ile tanımlıyoruz. To setup diyoruz ve yine köşeli parantezimizi açıyoruz. Ben adet olduğu üzere hep kapatırım unuturum daha sonra diye. Öncelikle clear all bunu yazarak her setup'a bastığımızda önceki her şeyi temizlemesini sağlıyoruz. Satır sonunda bir şey yazmanıza gerek yok NetLogo'da. Öyle noktalı virgülle bitirmek veya işte e, satır başlarına numara yazmak gibi bir durumumuz yok. Ve e, clear all dedik, her şeyi temizledik. Şimdi ask çok önemli bir komut NetLogo'da. E, bu tür modelleme ortamları başka hiçbir programlama diline benzemediği, benzemediği için e, tam benzetmekte zorlanıyorum ama ask patch dediğiniz zaman yani ask e, patchlere ele al gibi düşünelim patch'leri ele al. Ask patch. Sadece ask patch yazdığım için, başka hiçbir parametre koymadığım için bu bütün patch'lerin üzerinden geçecek demek. İterasyon yani. Bu bir for next döngüsü olarak düşünebilirsiniz. Yani bütün patch'leri gez demek. Bütün patch'leri gez ve sprout 1 diyorum. Sprout doğur. Bir anlamda doğur. Yani her bir patch'te bir tane ajan doğursun. Ajanlara da net logo'da turtle diyoruz. Kaplumbağa. Biraz kulağınıza komik geliyor olabilir ama turtle. Yani default bu. İsterseniz kendiniz bir sürü farklı breed'ler yani nesiller, soylar yaratabilirsiniz ama turtle e, default olan, varsayılan olan isim. Buralarda birer tane turtle doğur diyoruz ve bunu doğurduğu yerler yerlerin hepsine böyle yaparsak bu arada hepsi dolu olur. Biz hepsini şu an doldurmuş oluyoruz. Ve hepsinde birer tane ajan yaratmış oluyoruz. Canlı yayın heyecanına verin. Fonksiyonlarda bracket açmıyoruz. To ile başlatıp end ile bitiriyoruz. Problem oradan olmuş. Evet şimdi setup dediğimiz zaman şu an burada o komutu yapmış gibi varsayalım biz bunu. Şimdi gelelim turtle'larımıza. Turtles'ların da bazı özellikleri olacak bu özelliklere de yani bunlar bizim ajanlarımız. Yani bunlar taşınan aileler. Mutlu. Buna da mutlu dedik. Bu taşınan aileler mutlu olacak ya da mutlu olmayacak. Şimdi sıfırat birimizi yani doğurma kodumuzu yeniden getirelim. Az önce onu bir hata olduğu varsayım ile silmiştik. Sıfırat bir. Evet. Çek diyoruz. Bir sorun yok. Setup diyoruz. Evet. Burada rastgele renklerden rastgele bir sürü turtle oluşturdu, yani ajan oluşturdu. Bunlar bir karmaşa renk karmaşasına sahip, yönleri farklı farklı yerlere bakıyor. Bizim için bu modellemede yönün bir önemi yok, ama velakin olduğu zaman bunların heading değerleri, yani nereye baktıkları önemli olacak. Evet, şimdi biz bunları yarattık. Fakat bizim Burada hiç boş evimiz yok. Yani burada boş diye bir şeyimiz yok. Ne boş evimiz var, ne de taşınmamış turtle'ımız var. Biz böyle yapmak istemiyoruz. O yüzden belli bir sayıda üretmek istiyoruz. Şimdi bu sayının denetimini kullanıcıya verdiğimizi varsayalım. Buraya bir slider koyalım. Slider ve bu slider'a nüfus diyelim. Nüfus. Nüfus en az 100 olsun minimum. Ve maksimum kaçtı hatırlarsınız? 51 çarpı 51 e, evimiz vardı ama hiç boş ev olmazsa hareket edemezler. O yüzden maksimum 2500. 50 çarpı 50 yapalım biz. 51'i e, kalsın. Ne olursa olsun biraz boş ev kalsın. Bakın bu nüfus, bu bir slider. 50'den 2500'e bunu kullanıcı ve biz istediğimiz gibi gezdirebiliriz. Ben bu slider'a nüfus adını verdiğim için nüfus diye bir global değişken de atanmış oldu. Bunu tekrar edit diyelim. Bir de buna ee, varsayılan bir değer verelim. Şimdi peki bu 2000 nedir? Şimdi 2000 tane yaratmasını istiyoruz. O zaman biz öncelikle ask patch yani bütün patchleri yine yazalım. Ask patch bütün patchlerimiz bizim boş olarak atayalım önce. Daha sonra burada net logonun yine güzelliği geliyor. Dedim ya aynı İngilizceye benziyor diye. Ask an of number. Yani bu şey number değil bizim nüfustu. İngilizceye gidiyor kafam. Ee, nüfus miktarındaki patch'i al. Rastgele nüfus miktarındaki patch'i al. Buralarda bir tane doğur. Ve bunları dolu yap dedik. Hmm. Şimdi kontrol, setup diyoruz. Evet artık arada boşluklar var. Eğer ben sadece 192 tane üret ve setup deseydim sadece 192 tane e, vatandaş oluşturacaktı burada. 2072 dedim, 2500 dedim. Gördüğünüz gibi arada küçük boşluklar var. Çünkü 51 çarpı 51 tane ev vardı hatırlarsınız. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Şimdi ve buralara birer tane turtle koyduktan sonra buraların doluluk değerini true haline getirdik. Şimdi biz Çinliler ve İtalyanlar olsun istiyorduk. Bu kez turtle'lara soralım. Ask turtles. Bu kez turtle'lara sorduk ve turtle'lara dedik ki set color. one of red green. Bu ne demek? Her bir turtle'a gel ve her bir turtle'ın turtle rengini şunlardan birisi yap. One of yazmayayım önce kafamız karışmasın. Set color red deseydim ben sadece. Her birisini kırmızı yapardı. Hepsi Çinli olurdu. Hepsini Çinli yaparsa bizim model çalışmaz. Biz burada Çin malisi, İtalyan malisi oluşuyor mu ona bakıyoruz. Bu yüzden ben buraya birini seç diyorum. One of redlerden ya da greenlerden birini seç diyorum. Ve bunu tamamen rastsallıkla yapıyor. Random. Evet artık gördüğünüz gibi bizim Çinlilerimiz ve İtalyanlarımız var. Peki. Buraya kadar sorun yok. Şimdi setup kısmını hallettik. Setup kısmını hallettikten sonra artık işlemlerimize başlayabiliriz. Şimdi biz sadece burada çizgi film seyretmek istemiyoruz. Burada sadece çizgi film seyretmek istemediğimiz ve bizim aslında takip etmek istediğimiz bazı değerler var, değişkenler var. Bu yüzden artık onları da tanımlayalım. Bunlara Globals diyelim. Bunlar globaller. Nedir mesela bu globaller? Benzerlik oranı diyelim. Bu bir. Yani komşularından kendisine benzeyenlerin oranı. Bu bir e, değişken olarak takip edeceğiz. Ondan sonra mutluluk oranı diyelim. Yani bizim vatandaşlarımızdan kaçı mutlu? Biz bunu zaman içerisinde nasıl değişiyor onu izleyeceğiz. ...bir benzerlik oranı, bir mutluluk oranımız var. Ee, bu sebeple buraya... ...update... ...globals, yani globalleri güncelle diye bir fonksiyon çağırdım. Şuraya da... ...globalleri güncelle... ...şimdi açmayacağım onu da, buraya açtığımız zaman o globallerin hep güncellenmesini sağlayacağız... ...her bir tikte. Ve bu arada şeyi unutmuyoruz, setup'ı kapatmadan önce... ...reset ticks diyoruz. Yani... Hatırlarsınız biz her e, tiki arttırdığımızda update kulavaz fonksiyonunu şimdi yazmıyor, mı diyor. Tanımlamamışsan yaz mı diyor. Peki. Şimdi artık to go'ya gelelim. To go ve end. Peki go'da ne yapacağız? Şimdilik sadece size göstermek için tek yazıyorum. Go bizim tikimizi arttıracak. Bakın burası kırmızıydı artık fonksiyon tanımlandığı için döndü sorun yok. Bakın ben her Go'ya bastığımda buradaki tiks artıyor. Sonra Go'ya. Şimdi artık Go'ya tekrar forever diyebiliriz. Hiçbir işlem yapmıyor Go. Ama bastığım zaman tikler burada artacak. Hiçbir işlem yapmadığı için 7, 997. bininci tike geldik bile. Çünkü işlemciyi orada yoran hiçbir şey yok. <laughs> evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Siz sorularınızı yazarsanız az sonra dönüp bakacağım. Şimdi biz dünyamızı kurmaya öğrendik. Artık setup dediğimiz zaman burada 1812 tane veya burada biz nüfusu kaç verirsek o kadar vatandaş yaratıyor. Bunların yarısını yani teoride yarısını orada random davranıyor ama çok yüksek olasılıkla yarısını Çinli, yarısını İtalyan hale getiriyor. Ama artık işlemlerimize başlayacağız. Şimdi Go'da ne yapacağız? Buradaki pek çok şeyi fonksiyonla halledeceğiz. Öncelikle bir Go'da taşınma fonksiyonu olacak. Taşın. Daha doğrusu mutsuzlar taşınsın diyelim. Daha açıklayıcı olsun. Mutsuzlar taşınsın. Sonra burada yine update global çağıracağım ama şimdi değil. O yüzden comment olarak yazıyorum. İki tane noktalı virgül koyduğunuz zaman comment olarak yazılıyor. Net logo'da. Şimdi mutsuzlar taşınsın. Bu fonksiyonumuzu yazalım. Mutsuzlar taşınsın. Hadi taşınsın bakalım. Mutsuzlar. Ee, endimizi şimdiden yazalım. Az önceki gibi bir sıkıntı yaratmasın. Öncelikle ask turtles with ask turtles with belli koşula sahip turtle'lara sor anlamına geliyor. Onları ele al anlamına geliyor. Not mutlu. Bunlara sor. Bunlara sorduğun zaman bunların işlemlerini şu iki köşeli parantez içerisinde yazacağız. Ne yapsın bunlar? Öncelikle eğer ki mutsuz yani mutlu olmayan bir turtle varsa bunun taşınması gerekecek. Peki nasıl taşınacak? Öncelikle ask one of. Hangi one of? Pets. Hangi pets? With dolu false veya not dolu diyebilirdik. İki farklı gösterim olsun diye böyle yaptım. Şimdi eğer mutsuz bir turtle'ımız varsa, henüz mutluluk mutsuzluk koşullarını yaratmadık ama mutsuz bir turtle'ımız varsa bu mutsuz turtle'ımız boş evlerden birine yerleşecek. Boş evler hangisiydi? Dolu olmayan patchler. O zaman bu yerleşeceği patch artık dolu olacak. Bir. Şimdi bu patch'in koordinatını bir yere kaydetmem lazım. Bu yüzden globalleri px ve py diye iki tane değişken tanımlıyorum. Ve burada set px px core. Bakın px core mor oldu. Çünkü px core aslında hazır bir komut. Bu patch'in x koordinatı demek. Set py py core. Burada da py değişkenini P'ye koro eşitledim. Yani o patch'in Y koordinatı. Şimdi buradan çıktık ve buradan çıktığımız için ask patch here yani bizim o mutsuz turtle'ımızın üzerinde bulunduğu patch buradan artık taşındığı için burası boş. Set dolu false diyorum. Ve ee... Burada burayla işimiz bitti. Burayı bu evi terk ettik. Bu ev boş hale geldi. Ve biz hala şunun içerisindeyiz. Dikkat edin. Mutsuz olan turtle'ın içerisindeyiz. Artık set xy diye bir komutumuz var. Yani konumunu ayarla. px ve py. Az önce bunları hatırlarsanız boş olan peçin xy koordinatlarını bu iki değişkene atamıştık ve şimdi biz mutsuz olan turtle'ımızı P taşıyoruz. Şimdi hiçbir mutsuzluk ve mutluluk koşulu tanımlamadık. Hadi 30 tanesini sırf göstermek için bunu geri bunu geri sileceğim. Ask n of 30 turtles'ı mutsuz yapalım. Bunlar sürekli gezsin. Biraz görsellik görelim diye. Set mutlu false. Çek diyorum. Komutunda bir hata var mı bakıyorum. Şimdi setup dedim. Bunlardan 30'u mutsuz. Bunlar sürekli artık gezecek o zaman. Derken yine bir hata. Hatamızı okumayı unuttuk. Setup. Go. All expected value to false value. Hmm. Durma kriterimizi bir silelim. Bu sorunla sonra ilgilenelim. Hop. Bunu bu şekilde düzelteyim. Evet şu an 30 tane mutsuz, bilmiyorum ne kadar detaylı ve canlı görünüyor ama o 30 tane mutsuz burada sürekli ama sürekli geziyor. Ve hep aynı kişiler. Çünkü biz bir e, şey tanımlamadık. Kriter tanımlamadık. Artık o kriterlerimizi tanımlarsak o zaman neredeyse şeyimiz çalışacak anlamına geliyor. Simülasyonumuz çalışacak anlamına geliyor. Buna update turtles diyelim. Turtle'ların durumunu update eden bir fonksiyonumuz. O da şöyle. Ask turtles. Bütün turtle'lara sor. Bütün turtle'lara ne sor? Öncelikle burada yeni globallere ihtiyacımız olacak. set similar nearby ya da bunları da Türkçe yazayım ya. Çevredeki benzerler. Böyle bir değişken adı. Count. Neyi count Turtles on neighbors. Bakın mor olanlar netlogonun hazır komutları. Count say. Neyi say? Çevre patchlerde olan turtle'ları say. Turtles 10. Hangi, nerenin, nerenin üzerinde 10 olanlar? Çevredeki yani komşudaki patchler. Bunları say. Peki hiçbir ıı, kriter belirlemeyecek miyiz? Tabii ki belirleyeceğiz. With color eşittir. Rengi color of myself. Yani çevredeki benzerler sayısını ne yap dedik? komşulardaki turtle'lardan rengi benimle aynı olan myself çok önemli arkadaşlar myself net da çok önemli. Bu turtle'ları saydırdığımız için burada myself şu an üzerinde şu an üzerinde gezindiğimiz, iter ettiğimiz turtle'ı e, içeriyor. Biz şu an burada çevredeki benzerlerin sayısını buradan elde ettik. Peki toplamda kaç komşusu var? Aslında her bir hücrenin toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komşusu var ama bizde boş evler de vardı. Boş evler olduğu için çevredeki toplam diyelim buna da yine count diyoruz. Az öncekinin hiçbir kriteri olmayanı. Çevresindeki patchlerde, komşu patchlerde kaç tane turtle var, kaç tane ajan var. Evet bunu da hesapladık. Şimdi oran. Yani çevremizdekilerin yüzde kaçı bize benziyor. O zaman set, bunu artık let diyorum çünkü bu bir global değil, yerel bir değişken. Let oran eşittir çevredeki benzerler bölü çevredeki toplam. Şimdi buna bir e, burada if döngüsü yazacağız. If oran büyüktür ama ne? Şimdi biz bunu 0.70 diyelim. Daha sonra bunu değiştirme becerisini kullanıcıya verelim. If oran büyüktür 0.70 o zaman bu turtle'ımızın hepsini true yapalım. Check dedik, çevredeki benzerler tanımlanmamış diyor, bunları globallere tanımlıyoruz şimdi. Aslında let de verebilirdik, o zaman yerel bir değişken olarak tanırdık. Evet, bunları LED dediğimiz zaman yukarıda global olarak tanımlamamıza gerek yok bu arada. diğer dillerden alışkanlık. Hep eşitlik eşitlik koyuyorum ama burada net logoda eşitlik yok. Let oran burada verdiğiniz şey. Hmm, Set happy true demiştik. Turtle'ın happy'si yok. Mutlusu var. Niye İngilizceye gidiyor aklım? Yarısı İngilizce yarısı Türkçe olunca böyle oluyor. Set mutlu true. Evet artık burada görmüş olduğunuz gibi ee, belli bir oranda yani yüzde yetmiş fazla komşusu varsa mutlu yapıyoruz. Mutlu olduğu için de mutsuzlar taşınsın. Yani mutlusu false olanları taşıyordu ya artık duruyor. Bir dakika. Biz Go'ya update turtles dememişiz. Mutsuzlar mutsuz kalmaya devam ediyorlar. O yüzden çekiyorum. Setup Go. Durdular. Evet gördüğünüz gibi şu an durdular. Bizim ama mutsuzluk kriterimiz yok. Yani mutlular mutsuz hale gelirler. Eğer ki çevrelerine yabancılar taşınırsa o yüzden burada bir else komutu giriyoruz. If girdiğiniz zaman ilk köşeli parantez içerisindeki if koşulu doğruysa gerçekleşecek olan, eğer değilse hemen sıradaki köşeli parantez içine yazılanlar değilse olan. Tabii bunu if else yaptığımız zaman Şimdi bakıyoruz. Setup. Go. Hop. Gayet güzel çalışmıştı. Bir sıkıntı çıktı. Nedir o? Bunu parantez içine mi alsak? Orada nasıl bir sıkıntı çıkıyor bakalım. Division by zero. Ha. Çevredeki toplam komşu sayısı sıfır oluyor. Ve sıfır olduğu zaman da bir sıfıra bölünme problemi ortaya çıkıyor. Peki bunu nasıl aşarız? O zaman buraya if çevredeki toplam eşittir 0 if else diyelim bunu da otomatikman mutsuz olacak zaten. Çevresinde kimse yok. Set mutlu false. ve bu da else koşulu. Else koşulunda bu hesabı yap. Bu hesabı yap. Ve sonrasında kapat. Evet. Başardık. Gördüğünüz gibi. Şu an biz önce rastgele bireyler yaratıyoruz. Bu rastgele bireylerin bir kısmını Çinli, bir kısmını İtalyan yapıyoruz. Bunlar eğer ki çevrelerinde kendi kendi milletlerinden olanların oranı %70 değilse boş bir eve taşınıyor ve boş eve taşındıkları zaman bu durum sağlanmışsa artık taşınmaktan vazgeçiyor. Yok eğer bu durum sağlanmamışsa tekrar taşınıyor. Ve burada bir süre sonra mahallelerimiz oluşuyor. Şurada görmüş olduğunuz Çinli mahallesi, burada görmüş olduğumuz. Bir İtalyan mahallesi oldu şu an. Evet, temelde simülasyonumuzu yapabildik. Modellememiz gerçekleşti. Peki biz burada acaba bazı denetimleri kullanıcıya verebilir miyiz? Verebiliriz. Mesela %70'ini beğeniyorsan kal demiştik. Biz bunu kullanıcıya verelim ya da buradan değiştirebilelim. 0'dan 100'e sıfır. Anlamlı olmayacağı için ben minimumuna 10 diyorum. Artışı 1. Eğer bunu 5 yapsaydınız 10, 15, 20 diye kaydırılırdı şey. Öyle yapalım. Artışı 5 yapalım. Default value'umuzu 70 olsun. Ve bu variable'ımızın adı, değişkenimizin adı aranan yüzde olsun. Aranan yüzde. Aranan yüzde, yüzde 70. Şimdi o zaman... Dediğim gibi burada tanımladığım zaman ben bunu otomatikman global değişken oluyor. Gidip burada global ise yazmama gerek yok. Şurada 0.70 yerine aranan yüzde diyeceğim. Aranan yüzde bölü 100. Ona bakmalıydık. Şimdi bakalım. Evet şimdi oldu. Sadece %35 komşularınız size benzesin isterseniz. Biraz karmaşık. Belki küçük adalarda Böyle gruplar oluşuyor. Çinliler beraber bir arada oturuyor ama e, çok büyük mahalleler oluşmuyor. E, %10'a kadar indirelim bunu. Yine küçücük bir yerde dengeye gelecek. Gelmiş bile zaten. Zaten 8 komşusu var. Gelmiş bile yani. Peki ben bunu %100 yaparsam imkansız. Sonsuza kadar herkes taşınmaya devam edecek. boş boşuna masraf. Diyelim %80 yaptım. Burada da yine kolay kolay şey oluşmuyor mahalleler oluşmuyor. 75 diyelim. Burada da sıkıntı var. Peki 70, 70.6 oran falan mı ya? 70'te hemen oluşu verdi gördüğünüz gibi. Bakın. Biz şunu beşer beşer arttırmak yerine birer birer arttırmaya çevirelim. Mesela bir 72'nin durumuna bakalım. 73 hatta. Setup go. Böyle mahalleler oluşur gibi oluyor ve oluştu. Peki nüfusu azaltmamın olumlu bir etkisi olur mu? Nüfusumuz bayağı olumlu etkisi oldu. Çok hızlı bir şekilde dengeye geldi. Hatta belki bu nüfusla çok daha yüksek oranları da yakalayabiliriz. 85'i yakalamaya çalışalım. Olmuyor. Şimdi nüfusun tamamını kullanalım. Yani çok az boş ev var gördüğünüz gibi arada siyahlar ve burayı da 70 diyelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Go. Evet harika bir görüntü. Tam da beklediğim gibi oldu. Şöyle sınır bölgelerde daima bir hareketlilik var. Yani içerilerde insanlar çok mutlu. Etrafındaki herkes Çinli. Etrafındaki herkes İtalyan bir şekilde mutlular. Ama sınır bölgelerinde insanlar sürekli bir taşınma halinde. Çünkü taşınsalar da o koşul bir türlü gerçekleşmiyor. Bazen bir mahalle hafif büyüyor, bazen bir mahalle hafif küçülüyor ama burada tam bir işte A Harika. Yeteri kadar deneyince demek ki bakın eninde sonunda dengeye ulaştı. Öyle bir denge ulaştı ki mahalleler arasında tampon bölgeler oluştu. Harika ya. <laughs> süper. Gerçekten süper. Buralara kimse oturup yerleşmiyor demek ki. Evet şimdi başka. Buralarda artık bazı değişkenleri takip edebiliriz. Yani tamam biz bunu yaptık ama burada şu an bu bir animasyon oldu. Fakat biz... Bazı mesela değerleri monitör edebiliriz. Onun için de monitör dediğimiz, burada bazı etiketler açıyoruz. Mesela burada neyi e, monitör edelim? Kodumuza gidip bakmak lazım. Biz bazı globaller atamıştık. Bunlardan bir tanesi benzerlik oranı, bir tanesi mutluluk oranıydı. Şimdi buraya monitörü ekleyelim. Reporter. Neyi? Benzerlik oranı değişkenimizi buraya report etsin. Adına da benzerlik oranı diyelim. Bir de buraya bir şey daha koyalım. Evet bu da şey neydi ya? Mutluluk oranıydı değil mi? Mutluluk oranı ve mutluluk oranı. Şimdi <laughs> update global dediğimiz ve şey yapmadığımız, daha önce iptal ettiğimiz komutlar vardı. Onları açıyorum. Update global'sı. Evet. Go'ya yazmışım. Her bir adım sonunda Update Globals yapacak. Update Globals'ı yazalım. Update Globals'da iki tane oran takip ediyorduk. Bunlar neydi? Birincisi benzerlik oranıydı. Peki benzerlik oranını nasıl hesaplayacağız? Set Benzerlik Oranı. Burada hmm, birbirine benzer komşuların sayısı benzer komşular bu değişken şu an boş ama onu atacağım toplam komşular deyip bunun yüzdesini bulmak için yüzde çarpıyorum. O zaman bir elim let benzer komşular let yerel değişken set global değişken içinde onu hatırlatayım. let benzer komşular toplamı neyin toplamı? Ee, az önce buraları global tanımlamamızın sebebi işte buydu oralardaki şeyleri alacağız. Tüm turtle'lar için çevredeki benzerler. let çevre şey e, toplam komşular o da toplamı tüm turtle'ların çevredeki toplam komşu sayısı. O zaman benzerlik oranı globalimiz. Bu ikisinin birbirine oranı ve çarpı yüz yani yüzdesi. Ve bir de mutluluk oranını hesaplamıştık. Mutluluk oranı öyleydi değil mi? Evet mutluluk oranı. Burada da count sayısı yani. Count turtles with happy true. Happy eşittir true. Bunların toplamını aldık. Ve bunu nüfusa böldük. Daha sonra da bunu yüzle çarpıyorum ki bunu bir yüzde olarak bulabileyim. Çek diyoruz. Mutluluk oranı I ile yazmışım. Oranı diye düzeltiyorum. Çek. Yine hep yazdım ben mutlu yerine. Mutlu. Evet. Şimdi setup go dediğim zaman buralarda bu sayıları takip edebilmeye başladım. Bu kadar dengesiz bir durum yaratmayalım. O sayılar gelsin bir yerde dursun. 1889 nüfusumuz go dedik. Evet, şu an herkes benzeriyle oturuyor ve herkesin mutlu olduğu denge durumuna ulaştık. Hepsi 100. Peki bunlar zaman içerisinde nasıl değişiyor diye ölçecek olursak bunun için de buraya bir plot koyuyoruz. Bir plot. Bizim bu plotumuzun içerisinde birden fazla şey raporlayabiliriz. Go basılı kalmış o yüzden. Bu plotumuzda birden fazla şey raporlayabiliriz. Öncelikle bizim zaten global değişkenlerimiz vardı. Global değişkenlerimiz olduğu için global değişkenimizi buraya yazmamız yeterli. Burada bir hesap yapmamıza gerek yok. Ama normalde o az önceki counter turtles, with happy ve benzeri gibi kodları, komutları buraya da yazabilirdik. Biz burada sadece plot benzerlik oranı diyorum ki ben bunu zaman içerisinde göreyim. Rengi de buradan seçiyoruz. Şöyle bir kırmızı olsun. OK diyorum. Çevredeki benzerler ve çevredeki toplamları birer global olarak düşünmüştük. Bunlar global değil. Bunlar her bir turtle'ın özelliği. Yani bu turtle'ın çevresindeki benzerleri oranı, bu turtle'ın çevresindeki toplamları oranı. Çünkü şurada komut yazarken turtle'ların bu özelliklerinin toplamını al demiştik. İşler biraz değişebilir. Tamam şimdi grafik daha mantıklı hale geldi. Az önce o şekilde dalgalanması bana garip gelmişti. Ve eninde sonunda benzerlik oranında %100 çıkıyordu. O da imkansız. Çünkü eninde sonunda bazı yerlerde dikkat ederseniz etkileşimler var. Mesela şurada kırmızı yani Çinli'nin yanında bir İtalyan var şu kesişme bölgelerinde yine Çinlilerle İtalyanların arada sırada bir arada olduğu yerler var. Tabii çok küçük bir yüzdesi öyle. Biraz daha büyütürsek yine çok küçük bir yüzde öyle. Yani eninde sonunda bir yerde bir temas sağlanıyor. Peki benzerlik oranı biraz daha büyük ararsak 50'lerde takılıyor gördüğünüz gibi. Çünkü sürekli yan yanalar. Nüfusu biraz azaltarak benzerlik oranını arttıralım. yine hiç stabilize olmuyor. Bir yerlerde kalıyor. Evet. Tamamladık. Şu an Schelling'in ayrışma modelini yapmış olduk. Burada taşınma kriteri sadece çevresindeki komşuların burada kullanıcı tarafından girilen bir oran %74 kendisiyle aynı olması halinde ee, yerinde kalıyordu. Olmuyorsa taşınıyordu. Ve bu haliyle tekrar simülasyonumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir süre sonra Çin mahalleleri, İtalyan mahalleleri oluşmaya başlıyor. Evet sorunuz yoksa bu yayını sona erdireceğim. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.